Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa'larda iPhone alış için adamlar navbatta turuşsa, Afrika'larda, Filistinler'de adamlar su içiş için navbatta turuşadı. Şimdi çıkarken yangi iPhone 14'ni detallarını biz Müslümanlar, hatta Müslüman talibi ilimler Kur'an okuyduğunlar şu derecede buluşurken ki ben hayratta kaldım. Hatta benden telefon kılıp soruşu yaptı, yomangi bazı dersler savun soruşu yaptı. Hayratta kaldım, bir neçe paralarını okuyken, Kur'an'ı bilediğenler iPhone içindeki detaylarını, uyurdu bulayetken derslerini şu derecede buluşurken ki ben hayratta kaldım. Yani bu detaylarını, informasyonu biliş, yomanlık deyatkenim yok. Yakşı. Bunun mukabilini hem kuruşumuz gerek. Şimdi iPhone hayatını pauzaya koyup, Müslüman hayatına bir nazar salaylık. Birinciden biz taraqqiyotga umuman qarshi emasmiz. Texnologiya, uni informatsiyasi, bilish, chuqur ilmini ega bo'lish, bunga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Darhaqiqat bu ulkan imkoniyat va u orqali insoniyat texnologiya orqali cho'qqilarga chiqdi. Hatto oyga ham sayohat qilishdi. Shunday bo'lishiga qaramay, so'nggi kashfiyotlarimiz yashash hayot sifatini yaxshilash o'rniga onu anca paske düşürüp yubordu. Hudu bir gayridin alım, Müslüman alımge fakirlanıp etken eken ki, biz Evropalikler, samoga uçtik, dengizge şöldedik, sizler çi, degende alım etken ekenler ki, ha, sizler samoga uçtular ingiz, dengizde süzdiler ingiz, amma sizler insan kabi yerde yürüyüşünü esten çıkardılar ingiz dediler. Dar hakikat, samoga uçkenler, dengizde şurduganlarını, oylasını işide karayın. Farzanların terbiyesini karayın. O karayan ota analarını ahvalıge karayın. Kayalı yotuşuptu. Nime iş yaptı? Kim hizmet kılı yaptı? Farzanları borup nime kaçan onlarını ziyaret kıldı. Bu teknologiyalar aslında insaniyetke asıl maksat, insanı asıl maksatla yaratken Allah Rabbül Alemin'e hizmet kılış gerek edin. Lekin bu cümleden Müslümanlar hem şu teknolojiye telefon zombilerine aylanıp kaldı. Küpçilik, cemiyat telefon zombisiyle aylandı. İş olmasanız, bir hafta olavlarda, küpçilik yürüdüken cöylerde, metro stansiyalarda bir nazar sorayım. Müslümanlar toplamaya, töbe bögenlerine, ya onu sorayım ya, bir nazar sorayım. Hammaları macazi manada telefonga karan buluşken, telefonga ruku kılıç derecesi gelişti. Hammalarının kelleleri ham telefonda. Yürse ham, ötürse ham, içse ham, yese ham, ders kılsa ham. Yani karam, zombi. Köşede ötüyatken payette eğer kaysıdır saniyeler boş bulsa onu kolu da, kolu şu telefonga borup köşede ötüp, maşını olup ketiş derecesi de. Yani zombileşken, karamleşken, macazi manada telefonga ruku kıladigen derecede bugün. Karanlık Allah'a bu iş gerek. Ruku Allah'a, iPhone gemez. Sacda Allah'a. Nemeyi ki narsa bulsa Allah'a. Bizler bir parça telefonga ruku kılış. Ve lekad kerramna beni Adem. Allah Teala yaptı ki ben Adem farzandını mükerrem kılıp yarattım. Ali kılıp yarattım. Allah'dan özgesiyle sacda kılmayı degen, ruku kılmayı degen kılıp yarattım. Lakin biz o işte bir parça telefonumuzda bölgen nefsimiz içinde nime hakış bulsa, nime kıdırsak karakadır oyunlar, teleşoğullar, kulgulin narsalar, herkül yaman işlerge sığınışımız karanlık. Bilaks, Müslüman olarak, eğer biz bu telefonlarını Allah tamamında nimetliğini bilip, Allah'ın dineye hizmet kıladigen, Allah suya digen, yakşikör edigen işlerge işletsek, mail kerlamız ham bulsa, Allah razı buladigen işler bulad. Telefonda Kur'an okusak, maruzalar eşitsek, herkül bir yakşı amallar kılsak, bu ibadet sanaladı. Telefon diyor ki bir parça bir bıçak kuşaydı. Bıçağını alıp yakşilikle işletseniz imanat buladı. Bir on kişini alıp öldürseniz günah buladı. Telefon hudu şuna kadar. Kim savol bilsin ki kim şu telefon iPhone 14'ni çıkışını kütken çelik bir alımını, bir şeyhini ya müderrisini dersini kütti. Kim şu telefon navbatıda turgen çelik borup İslami ilimler, kitablar, maruzalar, şeyhler olduğu gibi olup navbatta turdu. Kim?
kim Allah Taala'nı süyedigen narsalarını şu buna takkasla alındı? Siz özümüzge savol verelim. Bazılar oylap, yillap tutadı. Allah'ı bir şovlar kılışadı. Müslümanlar, Müslüman yaş balalar bu telefonla detaylarını bilgen çelik, özünü dinini bilmedi köpçelik. Özü hakkında savol verin, tarihin ne mesela, otan, baban kim, din ne özü, sen ne için Müslüman? Bilmedi, lakin telefonla detaylarını güde yakışı biledi. Yine kaytip aytamız, biz fange, taraklıya karşılmasınız. Lakin bunun mukabilede özümüzünü bilişimiz gerek, özümüzünü anlaşımız gerek ve o şu telefonlar bize yardım kılış gerek aslında. Şimdi bunu muammoga yechim bulgudik bir kamtarona nasihatlar var ulamalardan. Birincisi özümüz. Avvalan özümüzünü, nafsimizni, kalbimizni, niyetimizni tekshirishimiz kerak ekan. Bizler fakat Allah'a ve onun dasturiga yine qaram bo'lishimiz kerak. Telefonlarimiz yuqorida aytganimizdek dinga, da'vatga, islomga xizmat qilish kerak. Har bir telefonimizni qo'lga olganda Allah'a istig'forlar aytishimiz kerak. Har kishimizga boradimi nazar cho'ntakdan olib Astagfirullah, astagfirullah. Allah mağfirli, deyip, bismillah, deyip, açtığımız ibadet bo'ladi. Bismillah, deyip, yomon narsaga kirish qiyin. Şeytan qochadi bismillah desengiz. Her bir organımızda eğer Allah Taala'ni eslesek, ibadet bo'ladi. İşte bu saham, halol iş qilyapmiz telefonimiz orqali. Eğer bismillah, Allah mağfirli, astagfirullah, deyip, açsak, her xil yomon narsalardan, fahşlardan uzaqlaşamız. Şeytan bizge yaqinlashish qiyin bo'ladi, cinler. Yani ahlimler aytadilar ki internet ve telefondan qanday foydalanayotganingiz haqida bir o'ylab ko'ring. Keyingi safar telefoningizni qo'lingizga olganingizda sizga buni nima majbur qildi? Shu haqida bir o'ylab ko'ring. Nahotki sabab shu qadar jiddiy bo'lib, u sizni atrofda bo'layotgan narsalardan chalg'ita olsa. Shu daraja jiddiymi? Juma xutbalarida, ma'ruzalarda, darslarda katta-katta bir tadbirlarda o'tirganingizda, ota-onangizning yonida o'tirganingizda ayolingizni farzandlaringiz bilan o'yin kulgu qilgan paytingizda ularni shunday qo'yib telefoningizni olishingiz shunchalik muhimmi? O'zingizdan so'rang. Odam shunchaki bir bangi bo'lib qolgan. Telefon bangisi. Alloh taolo barchalarimizni ushbu qo'l telefonlarimizdan manfaatli ishlatishga, doim Allohni rizo qiladigan, uni Alloh uchun ishlatadigan bandalardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz.